Merhabalar, Kınaneller Örgü Evi kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip de beni tanımayanlar için ben Şerife Karaca. Bugün sizlerle iki şişli örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Şu şekilde bırakayım ve hemen şu anda elimde çıkarttığım modelim. Bunu alize iple yaptım ve sizlerle birlikte de kalın bebek ipiyle birlikte yapacağım. Daha net ve ekranda daha net görünmesi için. İsterseniz hem nasıl görünecek alize iple veya kalın iple örgümüzün modeli, hem onu birlikte görmüş oluruz hem de birlikte yaparız. Bunu takipçim istedi benden. Resmini atmıştı. Yapar mısın diye rica etti. Onun için yapıyorum. Buradan da ona çok teşekkür ediyorum. Ve modelimin ilmek sayısı şu şekilde göstereyim. Şu kısım bir modelimi anlatacağım. Videomu fazla uzatmamak adına ortadaki şu modelimiz 13 ilmekten oluşuyor. 13, 3 daha 16 ve 19 ilmekten oluşuyor. Şu kısım 19 ilmekten oluşuyor. Bu şekilde ilmeklerimizi siz takarken 19, 19 artı son modelimize geldiğimiz zaman 3 tane eksik yaparsınız ve 4 tane de kenar ilmeği. Ya 2 tane sağdaki ve 2 tane soldaki kenarlarımıza. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Şu aradaki modelimize bazı arkadaşlarımız subay çimdiği diyor. Bazı arkadaşlarımız da 3 düz, 3 büz diyor. 3-4 tane ismi var farklı bu modelimizin. Ve arasına da bu modelimi kullanacağım. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Ve bir tane ilmeğimi ters ördüm. Bu iki tanesi kenar ilmeğim oluyor. Ve 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. 3 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar 3 ilmeğimi düz ördükten sonra 6 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir tane ilmeğimi düz. Tekrardan 6 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar 3 tane ilmeğimi düz ördüm ve 2 tane ilmeğimi ters ördüm. Örgümün arka yüzünde de ilmeklerimi göründüğü şekilde önde ördüğümüz gibi arka yüzde de aynı şekilde devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi 3 ters, 6 düz, bir ters şeklinde, yani önde yaptığımızın tersi göründüğü şekilde örelim ilmeklerimizi. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Siz yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra bir sıra önden bu şekilde gidip bir sıra da arkadan gittikten sonra modelimizin yapılışına geçelim. Hemen kenar ilmeğimi aldım, ters ilmeğimi ördüm ve burada modelimi uygulayacağım. Şimdi bu modele az önce de söylediğim gibi subay çimdiği veya 3 düz 3 büz modeli de diyorlar. Farklı isimler oluyor. Modelimi hemen yaptım. Üçünü birlikte topladım. Toplamadan önce bir arttırdım. 3 ilmeğimi birlikte topladım. Tekrar bir tane arttırdım. Ve burada 6 tane ters ördüğüm ilmeğimi 6 tane ördüm tekrardan. Ve buradaki geldim düz ilmeğime. Düz ilmeğimi değil de bir altındaki ilmeğimden şu şekilde alttan girerekten bu bir ilmeğin içinden 13 tane ilmeğimi çıkartıyorum. 1 çıkardım, 1 doladım, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. ilmeğimi de çıkardım. Diğer ilmeğimi şişimden bıraktım.
Tekrar sol taraftaki 6 tane ters ilmeğimi örüyorum. Yine modele geldik. Hemen bir doladım ve 3 ilmeğimi birlikte topladım. Tekrar bir arttırma yaptım. 3 ilmeğimi geri tekrar 3'e tamamlamış oldum ve ters ilmeğimi. Ve örgümün arka yüzündeyim. Şimdi arttırdığım ilmeklerimi de işlem yapacağım için örgümün arka yüzünü de sizlerle birlikte yapacağım. Kenar ilmeğimi aldım ve bir düz ilmeğimi ördüm. Buradaki 3 ilmeğimi ters örüyorum. Arka yüzünde olduğum için ters. Ve tekrar burada 6 tane ilmeğimi düz örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. 6 tane ilmeğimi düz ördüm. Ve 3 tane ilmeğimi, burada 13 tane çıkarttığım ilmeğimden 3 tanesini ters ördüm. Tekrar 3 tane ilmeğimi düz ördüm. 2 ve 3. Ve burada tekrar bir ilmeğimi ters ördüm. Tekrar 3 tane ilmeğimi düz ördüm. 2 ve 3. Tekrar 3 tane ilmeğimi de ters ördüm ve buradaki 13 tane ilmeğimi bu şekilde. Hemen burayı tekrardan anlatıyorum. 3 tane ilmeğimi örgümün arka yüzündeyim. Ters ördüm. 3 tane ilmeğimi düz ördüm. 6 oldu. 1 tane ilmeğimi tekrardan ters ördüm. Örgümün arka yüzünde olduğum için. Tekrardan bir düzümden sonra 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Ve yandaki 6 tane ilmeğimi örüyorum tekrardan. Ve tekrar modele geldim. 3 tane ilmeğimi ters ve 2 ilmeğimi düz. Örgümün ön yüzüne geldim. Hemen bu ilmeklerimin burayı şuraya gelene kadar ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum. Ters ilmeğimi ördüm. 3 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar 1, 2, 3 ve 4 tane ilmeğimi ters ördüm. 4 ilmeğimi ters ördükten sonra burada 2 ilmeğimi birlikte ters örer şekilde kesim yaptım. 2 ilmeğimi 1'e düşürdüm. Ve burada yine 3 örgümün ön yüzünde olduğum için 3 düz, arka yüzde burayı ters yapmıştım. Ön yüzde düz, 3 düz ve 3 ters, 1 tane düz, tekrardan 3 ters ilmeğimi, tekrardan 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Ve hemen yine burada 2 ilmeğimi birlikte sağdan sola doğru kesim yaptım. Bu tarafta sağdan sola yapmıştım. Burada da yine aynı şekilde. Burada 4 ilmeğimi ördüm, kesim yaptım. Burada da ilmeğimi ördükten sonra tekrar ters ilmeğimi örmeden 2 ilmeğimi birlikte kesim yaptım. Ve tekrar 4 tane ters ilmeğimi ördüm. Ve tekrar modelime geldim. Ve şu anda örgümün arka yüzünde hiçbir işlem yapmayacağım için ilmeklerimizi göründüğü şekilde örelim. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimle ters ilmeğimi ördüm. Ve yine modelimin 3 sırada bir oluştuğu için tekrar aynı şekilde bir arttırma yaptım. 3 ilmeğimi birlikte ördüm ve bir doladım. Tekrar burada yine kesim yapacağım için 2 tane ilmeğim ve 3. ilmeğimi ördüm. Bir alt sırada 4 örmüştüm. Bunda 3 ilmeğimi ördüm ve 4. ilmeğimle 5. ilmeğimi birlikte kesim yaptım. Ve tekrar yine diğer ilmeklerimi göründüğü gibi 3 düz, 3 ters, 1 düz, tekrardan 3 ters ve 3 düz ilmeğimi ördüm.
Tekrar diğer ters ilmeklerimi örmeden hemen iki ilmeğimi birlikte sağdan sola doğru kesim yaptım ve aradaki 3 tane ters ilmeğimi ördüm. Kesimden sonra yine burada modelimi uyguluyorum. Bir doladım, 3 ilmeğimi birlikte topladım, tekrar bir arttırdım, geri ilmeğimi 3'e çarptım ve ters ilmeğimi. Bu sırada da örgümün arka yüzünde hiçbir işlem yapmayacağım için ilmeklerimi göründüğü şekilde örelim. Ve tekrar örgümün yüzüne geldim, kenar ilmeğimi aldım, bir ters ilmeğimi ördüm ve 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar 2 ilmeğimi ters ördüm ve burada yine 2 ilmeğimi birlikte sağdan sola doğru kesim yaptım. Yine diğer ilmeklerimi göründüğü şekilde 3 düz, 3 ters, 1 düz, tekrardan 3 tane ilmeğimi ters ördüm ve tekrar 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Hemen yine 2 ilmeğimi birlikte sağdan sola doğru kesim yaptım ve diğer 2 ilmeğimi ters olaraktan ördüm. Tekrar 3 tane ilmeğimi düz ve ters ilmeğimi. Ve örgümün arka yüzünde yine ilmeklerimi göründüğü şekilde örmeye devam edelim. Ve tekrar örgümün yüzüne geldim. Yine kenar ilmeğimi, ters ilmeğimi ördüm. Ve yine 3 sıra ördüğüm için tekrardan kenar modelimi uyguluyorum. Şişime bir doladım ve 3 ilmeğimi birlikte kesim yaptım. Tekrar bir doladım ve arada bir ilmeğimi ördüm. İkinci ile ve üçüncü ilmeğimi ikisini birlikte ters örer şekilde kesim yaptım. İki tane ilmeğimi ikiye düşürdüm. Tekrar diğer ilmeklerimi göründüğü gibi 3 düz, 3 ters ve 1 düz. Tekrardan 3 düz, 3 ters, 3 düz ve 2 ilmeğimi birlikte ters örer şekilde kesim yaptım ve bir tersimi ördüm. Yine bu kenarda da 2 tane ters ilmeğim kaldı. Tekrar modelimi uyguluyorum. Bir tane şişime doladım ilmeğimi, ipimi, 3 ilmeğimi birlikte 1'e düşürdüm. Tekrar bir doladım ve 3 tane tekrar ilmeğim oldu. Ve ters ilmeklerimi yine örgümün arka yüzünde ilmeklerimi göründüğü şekilde örelim. Ve tekrar yine örgümün yüzüne geldim. Hemen kenar ilmeğimi aldım, ters ilmeğimi ördüm ve 3 tane düz ilmeğimi ördüm. 2 ters ilmeğimi ördüm ve burada şimdi 3 ilmeğimi tekrardan 1'e düşürüyorum. Ve 2 tersimle düz ilmeklerimi 1'e düşürdüm. 3 oldu. Geri bu ilmeğimi 13'e düşürüyorum. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3'ünü birlikte topladım. 11, 12 ve ilmeğim geri 13'e düştü. Tekrar kenardaki 3 düz ilmeğimi ördüm ve ters ilmeklerimi örgümün arka yüzünde yine aynı şekilde ilmeklerimi göründüğü gibi örelim. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Yine kenar ilmeğimi aldım, ters ilmeğimi ve 3 sırada bir oluştuğu için yine modelimi uyguluyorum. Bir doladım, 3 ilmeğimi birlikte topladım. Tekrar tığıma bir daha doladım ve ilmeğimi geri 3'e tamamladım. Bu aradaki şu ilmeğimi de ters örüyorum. Yaprağımdaki ilmeğimi de. Ve tekrar 6 tane olmuş oluyor. 2, 4, 5 ve 6 tane ilmeğimi ters örmüş oldum. Ve bu geldiğim, düz geldiğim ilmeğime şimdi buradaki
tam ucuklarımızı yapacağız. İsterseniz bu şekilde şişinizle yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde tekte yardımıyla da nasıl kolay yapıyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Benim bu ipim ince olduğu için fazla doladım. Buna 9 tane ilmeğimi dolamıştım. 9-10 tane ve bunda da ne kadar olursa sizlerle birlikte ipim kalın olduğu için tahminim bu kadar fazla olmaz. Bir, ikinciyi doladım. Üçüncü ilmeğimi ördüm. Dört, dördüncü ilmeğim. Beş, altı, yedi, yedi ve sekiz. Hemen bunları tekrardan bu şekilde diğer ilmeğimi aldım. Şişime aldım ilmeklerimin tamamını, diğer şişime aldım sol şişime ve bunun hepsini, bu ilmeklerimin hepsini birlikte bu şekilde topladım ve tek ilmek haline getirdim ve bu şekilde sıkılamamı yaptım. Tekrardan ters ilmeklerimi ördüm. Burada bütün ilmeklerimi ters. Tekrar modelime geldim. 3 ilmeğimi birlikte topladım, bir arttırdım. 3 ilmeğimi birlikte topladım. Tekrar doladım ve ters ilmeğimi ördüm. Bu şekilde örgümün arka yüzünde yine ilmeklerimi göründüğü şekilde örelim. Ve tekrar örgümün yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi ve ters ilmeğimi ördüm. Tekrar 3 tane düz ilmeğimi ördüm ve aradaki ters ilmeklerimi ördüm ve bir alt sırada yaptığım tomurcuğumu yaptığım ilmeğimi değil, bir önceki ilmeğimi, yine bakın şişimdeki ilmeğimi değil, bir alt ilmeğimin içerisine girerekten 1 2. Bunda doladığım ilmeğimi de saydım ama bu ipim ince olduğu için doladığım ilmeğim harici, çünkü ipim ince olduğu için orada küçük oldu, o nedenle bunu, doladığım ilmeğimi de birlikte sayıyorum. Yani 8 8 16 tane dolamış oldum buna. Ona daha fazla dolamış oldum. 3 4 5 6 7 8 ilmeğimi hemen tekrar şişime aldım ve bu ilmeklerimi birlikte bu şekilde hepsini birlikte topladım. Ve bunu da şişimle yaptım. Tekte yardım almadan ister bu şekilde yapabilirsiniz, ister de tek tığınızda yapabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Ve arada bir tane tersimi ördüm. Bir alt sıradaki tomurcuğumun ilmeğini ve hemen bir tane ters ördükten sonra yine aynı şekilde tığımdaki ilmeğimi değil, bir alt sıradan bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane dolayıp tekrar şişime aldım. Sol şişimden sağ şişime ve hepsini birlikte ördüm, topladım ve sıkılamamı yaptım. Tekrar kenardaki ters ilmeklerimi ördüm ve 3 ilmeğimi ördüm. Ters ilmeğim. Yine örgümün arka yüzünde ilmeklerimi göründüğü şekilde örmeye devam edelim. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Ters ilmeğimi. Yine 3 sırada
Bir oluşan modelimi hemen uyguluyorum. Bir doladım. Üç ilmeğimi birlikte kesim yaptım. Tekrar bir doladım. Ve aradaki 6 tane ters ilmeğimi ördüm. Bu şekilde. 2, 4, 5, 6. Ve hemen yine ortadaki düz gelen ilmeğimin ilk yaptığım tomurcuğumun üzerine dördüncü tomurcuğumu yapıyorum. Bir sırada, birinci sırada tek, ikinci sırada iki, üçüncü sırada tek yapıyorum ve dördüncü tomurcuğum olmuş oluyor. Yine bir alt sıradan, şişimde iki ilmeğimi değil, bir alt sıradan bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekizinci ilmeğimi topladım ve şu şekilde diğer ilmeğimle birlikte 9 ilmeğimi topladım ve sıkılamamı yaptım. Tekrar diğer ilmeklerimi göründüğü gibi ters ördüm. Bakın hemen diğer ve yine modelime geldim, bir doladım. 3 ilmeğimi birlikte topladım. Tekrar bir arttırdım. Ve ters ilmeklerimi. Ve örgümün arka yüzünde yine ilmeklerimi göründüğü şekilde örelim. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Modelimizin bir gülü bitmiş oldu. Şimdi ilk başa döndük. Burada bir sıra önden, bir sıra da arkadan bu şekilde örmüştük. Yine aynı şekilde örelim. Burayı ben birlikte yapayım. Arka tarafını hemen size tekrardan ikinci modelimin kuruluşunu ters bir iki ters ilmeğim, üç düz ilmeğim, tekrar 1 2 3 4 5 6 7. ilmeğim, yine bu tarafta 6, burada 6, burada ilmeğim, 13 ilmeğimi yine aynı şekilde, yani hepsini tamamını ters örüyoruz. Bu şekilde ön sıradan örelim. Tekrar modellerime geldim. 3 düz, tekrar ters ilmeğim. Bu şekilde örgümün de arka yüzünden aynı şekilde örelim. Tekrar ön yüzünde modelimin kurulumunu göstereyim. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Burada örerken bir sıra önden bir sıra arkadan örerken 6 düz bir, 6 ters bir düz yapmıştık. Tekrar 6 düz. Ama burada ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Burada şimdi tekrar ayıracağız. Şu şekilde, bakın göstereyim. Sadece burada ilk başlangıç olduğu için o şekilde yapıyor. Diğer taraflarda yapılmıyor. Hemen ters ilmeğimi ördüm. Ve yine modelimin 3. sırası olduğu için bir doladım. 3 ilmeğimi birlikte topladım. Tekrar bir arttırdım. Ve 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane ilmeğimi ördüm. 7. ilmeğimi hemen yine aynı şekilde bir alt sıradaki ilmeğimin içerisinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12 ve son 13. ilmeğimi çıkarttım. Ve diğer ilmeğimi şişimden bıraktım. Tekrar diğer ilmeklerimi ters ördüm. Ve yine kenardaki modelime geldim. Bir arttırdım. 3 ilmeğimi birlikte topladım. Tekrar bir arttırdım ve ters ilmeğim. İkinci modelimin kurulumu da bu şekilde devam ediyor. Anlatamadıysam tekrardan başa alıp, yani yine aynı şekilde 6 ilmeğimi örgümün arka yüzüne gelince buradan 3 ilmeğimi ters, 3 ilmeğimi düz, bir ilmek tekrardan ters şekilde, aynı yani buranın devamını
yapacaksınız. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Bu sizinle birlikte yaptığım kalın bebe ipiyle ve bu da alize iple yaptığım modelim. Şöyle göstereyim. Ve bu da sizinle birlikte yaptığım. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.